İsminiz? Nergis Birce. Sizler lağabınızda Bestin olarak kimler derler? Mahmut Ağa'nın oğlu, Mustafa'nın oğlu Nergis Birce. Şimdi Bestin'de bu sanata atılanı neler yaptınız? Şöyle özgeçmişinizi kısaca gelişinizi bir anlatamıyor musunuz? Babamı mı, dedemi mi, kendimi? Kendini. Kendimi. Ben de kendim. İstersen onlardan da bahset. Onlar ne yapıyordu? Sen nasıl bu işe atıldın? Ben şimdi şöyle diyeceğim Bekir Efendi. Ha. Ben 9. göbek olaraktan 9 göbek eve ecdadım. Trabzon'un ok kazasından gelmiş. Besni'ye yerleşmiş. Bir oğlumuz soyadı cansızlık. Hayır oldu. Hayır oldu. Cansızlara dayanır. Bir oğlumuz Bazarcık'ta canlara dayanır. Evet. Ve bir de Besin'de yetişmiş, orada kalmış. Dedemgil 4 kardeş. Birinin adı en büyük dayı Mahmut. İkincisinin adı Mehmet Koca amcam. Üçüncüsünün adı İbrahim. Dördüncüsünün adı Nergis. Kendi adım. Nergis amcam Kafkas Harbi'nde şehit düşmüş. Dedem 7 sene Yemen'de Osmanlı İmparatorluğu zamanında askerlik yapmış. İbrahim amca Kars tarafında bekereci olaraktan harp askerini bitirmiş. Ve Hacı Koca amcam Ulu Cami'nin, Ortobada Ulu Cami'nin imamı olaraktan vazife yapmış, askere gitmemiş. Osmanlı İmparatorluğu'nun kanun ve nizama dayanaraktan, şeriat kanunlayaktan hocaları askere almazlarmış. Evet. Bu şekilde devam ediyordu. Gel bakalım. Hadi keser mi? Kes, kes de sonra. Ve bu anda dedemin babası terzilik yapmış Hacı Ahmet Dedem. Ondan sonraki dedem, yani dedemin oğlu Mahmut boyacı, önlük boya yapmakla, kadın önlükleri yapmakla. O niye batırırlardı o böyle batı? Küpe. Mavi çivit küpüyle boyardı mumu. Bal mumuyla basardı üzerine desenleri. Kalıbı bal mumundan mıydı? Kalıp bal mumundandı. Önlükler yapılardı. Yorgan yüzleri boyalılardı. Ve dedemden sonra babam marif oturacılıkla, dokumacılıkla intişar etmiş. Ondan bir almak şartıyla 8 yaşında okula, 1938 senesinde okula gittim. Atatürk'ün öldüğü sene. Evet. 1944'te okulu bitirdim. Ve ondan sonra dokumacılık çırağına, ayakkabıcılık çırağına atıldım. 1952'de ikiye kadar çeşitli mesleklerde uğraştım. Evet. 52'de askere gittim, 54'te askerden geldim. Ve ondan sonra dokumacılığa intikal ettikten sonra gurbet hayata atıldım. Seyyarlık yapmaya. Dokuduğum savanı, dokumayı dışarılara satmaya başladım. Evet. Ve bu şekilde 1963, 6. ayın 20'sinde Gaziantep'e evimi taşıdım. Ondan sonra hala bu işe çeşitli dokumacılıkta devam ettik. 1978-70'te bu oturduğum binayı yaptırdım. Ve 1978'de dokumayı tekrar 66'da dokumayı kilim imaratına, peke imaratına başladım. Ve ondan sonra 1978'de hal imaratına başladık. Hala bugün devam ediyoruz. Peki çocuklar sana yardımcı oluyor mu? Evet, bugün için çocuklarımla beraber müşterek çalışıyoruz imalatta. Evet. Şirketimizin adı da Bircan Mesucan, limited şirketi. Evet. Şimdi efendim senden de sorayım, bu en özellik taşıyan bir soru bu. Zaten bizim yola çıktığımız soru da bu. Besni'den neden göçtük? Besni'de aşağı şehir, yukarı şehir harap olmaktan, aşağı etmene eski vatanımız harap olmak şartıyla dokumacılıkla intikal ettiğimiz için, imar ettiğimiz malı gurbetlere satmak için gurbete hayata atıldık. Ve onu da söylemeyi unuttum. 9 sene Trabzon'a kaldım, 60 ile 69 arasında. Oraya dükkanım vardı. Pazarlamayı Gaziantep'in malını, imalını, kendi imalını ve Malatya'nın imalını, Gaziantep'in imalını, bu imalarını Trabzon'da 9 sene pazarlama yaptım. Güzel. Dükkanım vardı Sabırkan'da. Evet, böyle.
Şimdi bu göç sebebi görüşün nedir? Neden oldu yani? Bu göçün sebebi memleketinin eski tarihi şehrimizin harap olmasında, yukarı 15 dakikalık mesafede şehrin yeniden kurulmasında, evsiz kalan kişiler kendi haliyle dışarıya göç etmek mecburiyetinde kaldı. Bir de şimdi birçok diyorlar ki bu şehir bize cevap vermedi. Yani genişlemeye, mal pazarlamaya, elektrikten, sudan bu gelişmeyi yapamıyorduk. Yani bizim atımız vardı, meydan bulamıyorduk. Evet, yani. Zaten memleketimiz bu anda çıkmaz sokaktı. İçinden yol geçmediği için. Sonra memleketimize ben de onu diyeceğim. Ben şimdi itiraz değildir de bizim memleketimizde bizi bu hala getiren beyler de ağlardı. Niye ki? Yaşaya konuşacağım. Bu bir tarih belgedir. Yani. Evet. Biz memleketin cehaletinden ondan alacağım. Biz memleketin cehaletinden istifa ederek, bizim cehaletimizden istifa ederek bizi çoban gibi, yani bir davar gibi kullandılar. Hatta Allah bilmiyorum tarihini, ortaokulun temeli atıldığında buna gözlerimiz şahit, kadınları, Hacı Paşa'nın hanımı veya kız kardeşi buna ne diyor, o günkü kaymakam diyor, elimize getir de diyor, kıtır kıtır boğazlasak diyor. Neden diye soruyorlar, kadın diyorlar. Yarın diyor bu halkın çocuğu okursa bize kim bey ağa der diyor, paşa der diyor. Bizi bu hala getiren onlar oldu. 15 dakika mesafede bir şehrin kirli üzerine şehir kurdular. Niye ki? Bu arazide koruk kokar. Bedirse kendilere ait olduğu için. Batak yerler orada. Yaptılar. Bu anda şimdi de eylem oluyor çok şükür. Gölbaşı o gün köy bile değildi. Evet. Ne kadardı memleketimiz isyan ettiyse ki memleketimiz Gölbaşı tarafına taşınsın, yeni bir şehir kurdun dediyse zaten milletvekilleri, belediye başkanları gönderdi. Bütün topraklarına devletin hükümet binasını, belediye binasını kendiler yaptırdı. Evet. Neden kendiler bu toprağını verdiler? Verecek bizim memleketimiz dalsız kaldı. O tutacak bir dalı kalmadı. Kalmayınca bu halde kendi haliyle gurbete atmak mecburiyetinde kaldı. Evet. Şimdi ikincisi de efendim dışarı gideni sırtına yadırgıyor oradan demiyor. Hayır, adam hayır. Olmaz. Hayır efendim, hayır. Bu biz kendi çalışkanlığımızla bu dışarıya taşındık. Gaziantep'te yoksa 25 bin üzerinden nüfusumuz var. Ve burada dokumacıyla intikal ediyorum. Çok şükür şurada her türlü meslekten, her türlü doktorumuzdan tut, avukatımızdan tut, her türlü meslekten insanlarımız, hemşehrilerimiz vardır burada. Tabii. Evet. Şimdi ikincisi, şimdi bir gelin bir şey giyse, abidin ben kızı mısın? Evet, evet, evet. Bir evet. Oğla, bir delikanlı giyse, abidin ben oğlu musun? Evet. Hali de kullanıyorlar yani. Hali besin halkını da cehaletine istifa ederekten bunları kullanıyorlar. Hani gerçek ya. Bu hala getiren, bu göç olayının sebebini yapan onlar oldu. Kimse olmadı. Şimdi senden bir şey soracağım. Çat Gölü'nün, göl vardı caminin içinde olduğu yerde biliyor musun? Evet. Ben okulda talebeydim o zaman. 39'da. Yukarı şey yeni ilk Dumlupura bir okul yapıldığında. Ben 38'de gittim. Dolayısıyla kuzu yayardık. Dedim, ben 38'de ağrı vardı. Evet. Orada çimerdik. Oğlum dedi içinde bir kuyu vardı. Böyle su atardı. Evet. Oğlum burada kıllı kız var dedi. Girmeyin evet, fazla girmeyin dedi. Evet. Girmesinler çamur bir halde. İşte burada 1938'de Şakalaşlar'ın Aşağışehir'de evinde ilk okula gittim. Orada sınıfta kaldım. İkinci Dumlupura okuluna tekrar birden başladım. 39 senesinde. 1944 senesinde okulumu bitirdim. Ortaokul olmayınca mesleğe, maddi olanaklarımız da olmayınca kendi ailede mesleğe atıldım. Evet, güzel. Şimdi bir de mesela birisi gurbete gittiği zaman yarın gitti rezil olur gelir. Evet. Şimdi bakıyoruz ki rezil değil vezir olup gelmiş. Çok şükür. Evet. Şimdi ben gurur duyuyorum. Evet, çok ben çünkü 50 sene önceyi ben de böyle giderdim. Böyle cülfü arkadaşlara, köşkellere dedim. Bu İstanbul'dan, şuradan, buradan bahsederdim. Evet. Beni derlerdi bir hikaye anlatıyor gibi. Evet. Başı açık gezerdim. Ya bir şapkaya gücün yok mu? Ayıp vermem. Evet. Falan. Şimdi bakıyorum ki Besni halkı benden daha ileride. Evet. Şimdi demek ki insanlar uygarlığı bir kabın içinde yapamıyor. Toplumsal uygarlığa girdiği zaman gelenekler daha çoğalıyor, sanatsal çalışmalar daha çoğalıyor, daha çok kazanıyor. Evet. Tamam. Şimdi ikincisi de şu, biz Besni's esnafı oradayken, sen de dahil, camimiz var mıydı? 11 tane cami vardı. Evet, mescitti. Yani 3 tane de gümbür gümbür çalışan hamam var mıydı? Vardı. Peki, meydan hamam.
beyamamı tanımlamam. Müştemamımız vardı. Ha. Biz bu Besni'nin esnafı dışarı gitmeyen esnaflar oradayken bir halik düştü mü bir yerden? Hayır, düşmedi efendim. Peki, biz gittikten sonra neden yıkıldı? Bundan bir bilgin var mı? Çünkü Besni esnafı çıktıktan sonra bir an oldu. Bunu yıkılmanın sebebi yukarı şehir teşkil edildik. Pazar yeri oraya kalkınca. Şimdi pazarı 3 gün aşağıda, 4 gün yukarıda. 4 gün aşağıda, 3 gün yukarıda. Bu millet darmadağın oldu. Köylü vatandaş bile getirmiş olduğu malını bir gün orada, bir gün orada satmakla bu anda memleketimiz yukarıda toprak alıp metretini 10 kuruşa, 15 kuruşa metretini toprak alıp bundan ev yeri aldı. Mecbur oldu aşağı şehirdeki anda evini söküp oraya yapmak mecburiyetinde hasıl oldu. Evet. 10 kuruşa, 15 kuruşa metreti karesini yer aldı yukarıda. Kil topraklarının içerisinde buraya da mecburiyet karşısında göç edip aşağıdaki evi niye? Pazar yeri bir memleketin bezgemelidir. Pazarlama yeri. Evet. 3 gün orada, 5 gün orada. Yoksa o kadar günde 2 kamyon dolusu dokuma imal edilip Gaziantep tepsilindirine gelip çekilip buradan pazarlama ve doğuya doğru satılıyordu. Şimdi İsot Mehmet'in bir motoru var. Benim babalık çalıştığı. Evet, silindiri var. Silindiri, ha. Evet, evet. İsot Mehmet'ten, İsot Tekir'in. O ne yapıyordu yani, o dokumayı ne? O tekilen ya dokunan dokumayı silindirden geçiriyordu, kullanıyordu. Ha. Deliklerini sıklaştırıyordu. Evet, sıklaştırıyordu, eziliyordu. Bir kullanmış vaziyete getiriyordu. Evet. Biz ondan fistan giyerdik, cebinde burada. Evet, evet, aynı şekilde. Ha. O günler ben de zaten çalışırdım. Dokudum, dokumayı kendim giyerdim. Evet. Cebimizde taşla koyduk, burada güllemiz. Evet. Nahmet güzel. Evet, evet. Şimdi güzel. Bir de şöyle diyorum. Diyorum ki şimdi bu besinler burada gördüm çok güzel. İftihar ediyorum. Bu hemşehrilerimin bu şekilde geldiği için ben de bunu sanatsal kültürel. Bak bu kayanın içinden çıkmış da yanlayak yola çıkmış, savan satmış ama hiçbir kültür değeri olmadığı haldeyken kültürlü kişilerden daha çalışkan, daha atılgan bir duruma gelmişlerdir. Bu atılganlık besinler neyinden geliyor bu? Ayrıca bunun soytanı nedir yani? Zanaatkar temel yapısı. Zanaatkar olmamızdan geliyor. Ve bu anda kendi kendimizi dışarıda seyyar ortadan gezdiğimiz müddetçe yetiştirdik. Kendi kendimizi dışarıda pazarlama, dokuduğumuz, imal ettiğimiz ne çeşitli dokuma varsa bunları dışarıda satıp da o devletleri ben Türkiye'de 56 vilayet gezdim. Evet. Ticaret maksadıyla. Gazalar hariç, köyler hariç. Evet. Bu bakımdan bizi bu hala bugün yetiştirmemiz bir okul gibi bizi zanaat yetiştirdi. Ve dışarıda seyyar ortadan gezmemi yetiştirdi. Evet. Şimdi bizim kadar kadınlarımız da cefakardı. Biliyorsun bir çiftlik vardı. Evet, benim hanımım kendi masra sıra bendeciyatta altta hiç çalışırdı. Boyayı benimle boyardı. Haşını benimle sarardı. Kadınlarımız da bizim kadar cefakardı. Yüzde 75 yardım diyordu. Onun 20 değil. Evet. Peki, verdiğiniz bilgiden dolayı teşekkür eder işlerinizden. Şimdi daha evvelki mesleğiniz köşkerlik mi evveldi, dokumacılık mı evveldi? Köşkerlik evveldi efendim. Evet. Bu köşkerliğe nasıl başladınız? Şöyle bir de ondan anlatırsanız. Köşkerlik 1944 senesinde okulu bitirdikten sonra dokumacı çıraklığına masra sarmaya gittim. Ve orada da tekrar yavaş yavaş bir işçilik, yani dokuma, dergaha girip çalışmak istesizlikle tam manasıyla bir işçi olamaz. Dokumacıda bir çöküntü meydana geldi. Gelecek akrabamız olmak dolayısıyla bugünkü hayatta yaşadığım hanımımın babasının yanına, köşe çıraklığına gittim emek oradan. Burada 8 ay, 9 ay kaldıktan sonra bir parça mesleğim sağını solunu öğrendim. Ticarette de babamın yanında yetiştiğim için, dükkanında okula gittiğim müddetçe kaldığım için köşe yağıp Allah rahmet eylesin ustacı geldi beni babamdan yanına almak istedi. Babamla benim senelik ücretimi konuştura 90 lira. Bu bir sene ücretim olmak şartıyla. 90 lira. Böyle çalıştım. Yalnız ustacığım Yağız Usta malı, ayakkabı satarken bahşiş almayacak 5 kuruş veya 2,5 kuruş bahşiş almayacak vermezdi. Bu da benim haftada 20-30 kuruş bir kazancım olurdu. 30-40 kuruş olurdu.
Ve sonra ustacığım beni şeyle bıraktı, Antep'e kilise gelip ayakkabı alıp giderdi. Babi kilise ayakkabı alıp giderken, öteden geç oğlum, beni şeyle bıraktı ve bu şekilde ben ticarette uğraşmaya başladım. Ondan sonra dokumacılıkta giriyor. Dokumacılık bir şimdi, parça. Bir dakika bir şey soracağım. Şimdi bu köşker pazarında bazı gevez adam girdi bu muştayla vururlar mı? Evet. Neden? Onu da anlatayım. Şimdi köşker pazarı karşılıklı bir çarşı olmak şartıyla 70 dükkana yakın hitap eden. Burada büyük bir esnafta tutkunluk meydana gelirdi. Bu gönlünün ıslanamı olduğu için tahınlar olur, tenekeler olur. Ona tahir mi dedik, ne dedik? Ve bu şekilde herhangi bir latife olsa hemen darabalar çalınır. O sular saf bir insanın varsa bu dökülür başına. Bu tutkunluk meydana getirdi. Hatta bir fıkra anlatacağım. Bu Kerbiyelerden Müşit isminde bir arkadaş, Allah rahmet eylesin, köylü Mekke'de çekmiş gidiyor aşağı doğru giderken bunu takip etti Müşit. Köşker çoluğun tükenini ona kadar gitti. Orada hayvanın yırarını çıkarttı. Hayvanı, beş merkebi çoluğun tükenin içine sürdüler. Önüne de yön şakaları koyarak da hayvanı arkada sakladılar. Adam döndü baktı ki merkep yok. Şaşırdı. Şaşırdı. Bir zahmet. Merkebim ne oldu diye bir aşağı bir yukarı çıktıysa bu çarşının içinde bir gülüşme meydana geldi. En netin adam isyana başlar gibi ağlamaya başlandı ve merkebi bıraktı, salıverdiler. Adam bulduktan sonra merkebini dedi, bir daha dedi bana and olsun ki buradan bir daha geçersem bu çarşından dedi. Bizim köşer pazarı bu şekilde 70 dükkana hitap eden bir topluluk halindeydi. Ve burada gülüşmeler, her adam buradan geçerken bire çok dikkatli geçmesi gerekiyordu. Tutkunluk vardı. Şimdi böyle bir geveze filan geçti mi tak 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 vururlardı. Ben şimdi Topal Murtaza vardı biliyorsun, ona buna çok sorardı. Evet. Bu geçti miydi tak tak aklınızın bilmem neydim derdi. Evet. Ben işte kayınpeder rahmetlinin Köşer Fatih Sevgi'nin yanında bu çıraklığa başladım. Ondan sonra Köşer Yabıyan'a 90 liraya durdum. Oradan tekrar dokumacılığa gittim. Tekrar dokumacılıkta bir çöküntü meydana gelenip Mahmudoğlu Hacı isminde Köşer Yabıyan vasıtasıyla tekrar 150 liraya senelli olaraktan orada ayakkabı dikmeye başladım. Ve günlük de burada 15-20 çift ayakkabı, dönme ayakkabı, imeni dikiyordum. Ve bu şekilde köşker hayatım bu köşe pazarında. Bir de bu değnekle tersini nasıl çevirdik? Desken var, desken. Nasıl ondan çevirdik? Ayakkabı dönderdik. Yani dikilen imeni ters dikilirdi içeri. Onu dönderdik. Muştalarla, kütüklerin üzerine döve döve. Böyle bir değnekleri vardı. Desken onun adı. O değneği adı desken. O deskenle onları dönderdik. Döve muştayla yardımcı olurdu. Ve bu şekilde bu ayakkabıları dönderdik. Hatta Allah bir gün bir daha şeyi espri olaraktan Paşa Nur Ali'nin dükkanının önünde kardeşi Mehmet kütüğün üzerinde gön dövüyor, ayakkabı biçiyor, tabanını kesiyor. Keserken oradan develer geçiyor, buğday boşaltı gidiyor aşağı doğru, aşağı at başa doğru giderken deve gıcıklandı mı ne olduysa ayağını savurmaz değil mi? Köşkenin o şeyin Paşa Nur Mehmet'in ağzına bir yuvarlak olmaz değil mi? Köy yuvarlandı döndü aşağıya. O anda dediler ki arkadaşlar katip olaraktan esnaf beleş olsun da deve depo olsun diye bir kelimemiz var. Onu söyledi adam tuhaf oldu. Hala hayatta sadır o Paşa Nur Mehmet de dediğimiz. Yani bu şekilde köşkelikte bir tutkunluk vardı. Hatta da bir gün bizim kayınpeder rahmetlik anlatır. Bir adam köylü vatandaş domuz vurmuş. Domuzun derisini yüzmüş getirmiş ki çarık yaptıra çarık zamanı. O da hangi köşkere gittiyse o köşker yapmamış. Bu haramdır dinimize. Domuz dönü gönü giyilmez diye. Kayınpeder rahmetlik bir latifeci olduğu için bu anda gönü almış köşe zamın üzerine atmış. Atıncık köşkelik pazarının üzerine, köşe pazarının üzerine çıkacak damın yolunu köylü vatandaş bilmeyince sağa koşmuş, sola koşmuş, şaşırmış. O anda başlamış ağlamaya, feryat etmeye. Kayınpeder rahmetlik latif olsun diye tekrar merdiven kurmuşlar. Adamın gönlünü aşağı, adamı yukarı çıkartmışlar. Yukarı dama çıkınca tekrar merdiven almışlar. Damda bu sefer bağırmaya başlamış. O adam o anda damlar toprak olmak dolayısıyla logla
demir, taş, loğla şey derken ve bu şekilde loğu başında bir haydan küfürüye başlayınca o anda merdiveni vurmuşlar ve aşağı almışlar. Adam da bir daha bu çocuğa bazana gelirse bilmem ne olur demiş. Durur böyle. Peki, sağ ol. Ben bu bilgiden dolayı size yine ayrıca teşekkür ederim. Ben de.